Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Abiler Zülfikar'dan sayfa 460'tan Hasan Feyzi abi'nin mektubu. Hasan Feyzi abi'nin öne çıkan sıfatı nedir? Doktor. Nedir abi? Hasan Feyzi abi ne hatır, hatırımıza geliyor? Koç Soyfoyum diyor. Hem alim hem mektep fenlerinde de şey var. Mektep fenlerinde böyle bayağı şey sonra. Bir de şey, bir de varmış. Şey e, vekildi, tarikat vekiliydi, Şeyhti yani. Komple cemaatiyle, talebeleriyle, müritleriyle nurcu olmuş. Özel sıfatı nedir? Yani külliyatta e, nasıl bilinir yani? Derin nefüsçü. Derin nefüsçüdür. Ustatar onun hakkında ne diyor? İki senelik nurculuk var. Vefat ediyor. Kaç seneye bedel? 20 seneye bedel. Onun vefatı Denizli'ye, Türkiye, alem İslam'a büyük bir zayiat. Zay oldu diyor. Bütün alem İslam'ın şahsi manevisini etkilemiş. Temelden oynatmış. Vefatıyla. Vefatıyla. Öyle yaşa ki alemi gayb, alemi şadet Allah'sın vefatında. Vay be. Mesela sahabeler öyle yaşamış ki normal yaşantılar bize din olmuş. Mesela bu evinde bir rabok, yani traktör rabok şey çıkmış, kitap çıkmış, hepsini kenara koymuş, Risale'nı okumaya başlamış. Bir remork, traktör remorku çıkmış. Bir de bunun gibi şey var. Kastamonu'lu, ismini söylemeyeyim, ben sayısını söyleyeyim. Arapça kitap, Türkçe değil. 584 tane kitap çıkmış, Risale'de geçiyor o Arapça aynı zamanda çok derin bir insan. Ve polisin resmi şeyinde 584 tane Arapça kitabı çıkıyor ve kenara koyuyor. Risale okuyup mahi başta bırakıyor hepsi. Şimdi kim? Kastamonu'da? Mehmet Feyzi, Mehmet Feyzi abi. Enfusçidir o da. Yani şeydir, derindir. Peki bir hatırlanak dediğim Hasan Feyzi abi hakkında. Belki duymamışsındır. Sungur abiden duydum. 1985, 80, 86 Ramazan'ında. Müştavi'ye söylerken duydum. Ustad bana dedi ki diyor, Sungur, senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Onun için enfusçidir. Enfuste, zahir ile batın arasında herhalde farkı en güzel bu anlatır. Batın olabilmen için zahir yolu bitirmen lazım. Meslekleri, meşrepleri, yolları bitirmeden yolu yeni bir yol açamazsınız. Bunu da unutmayın. Felsefede de öyle. Mesela adam bir tane kafasına göre bir şey yaptı. Bir yol açıldı. Yol olmuyor. O yolları hepsini bilecek. Kısmen yaşayacak bilecek. Felsefede yeni bir yol açsın. Mesela Nakşi tarikatla Kadiri tarikat arasında ne kadar sene farkı var? 100 sene. Ee, Kadiri daha eski. Nakşi daha yeni. Onu biliyor. Yaşamış. Diğer tarikatlar yaşamış. Bahattin Nakşibendi Hazretleri hepsini bilerek yeni bir şey getirmiş. Hepsini bilenin şeyidir arka lastik gibi ön lastiği çiğnemedikçe demek ki e, ba batıncı enfusçı olabilmesi için enfusçı dört esmaya mazar olması gerekiyor. Dört tane. Evveluhu, ahiluhu, zahiluhu, batını nerede yazıyor? İkinci şu anda. Biz nur talebeleri Esma-i Sitte Risalesi var 30. lema. Bir i̇smi Azam zannediyoruz. İsmazam, Azam, Ferdun Kayyum'un, Hakem'in, Abdülkudüs. İsmazam Azam biliyoruz. Bunu da dün akşam sordular. İsmazam değil. Altı nurundan bir nurudur diyor. İsmazam ustad değil. Ustada göre altısını cem eden Muaz Allahu Ehad. İkinci şu anda yazıyor. Al ustad altısını cem etmiş. Pratik bilgi şey yapıyorum size. Ama biz İsmazam biliyoruz değil mi? Bak orada doktor Esma-i Sitte Risalesi'ne altı nurundan bir nuru. Ama biz o İsmazam, Azam, Ferit değil çok önemli detay şeyler yani teknik bilgiler bunlar. Hadi bismillah. Yani zannediliyor ki <laughs> anasından doğmuş gibi veya risale okumuş, Gelmiş dershaneye veya ictimaiyatta bulunuyor birisi. E adam böyle enfüse dalmış, enfus çalmış. Öyle bir şey yok. Öyle buyur efendim sana bu yol açık. Öyle kimse sana halı sermiyor. 4 isimde mertebe kat ettikten sonra ancak batına geçebiliyorsun. Evluhu ahiruhu Zahirun batını. Niye böyle bir iki kişi çıkmış koca hizmete? Sungur abiye öyle deyince Sungur abi ne olması lazım? Galet etmesi lazım diye. Etti ama ona yetişimi. Sungur abi de şeydi. Sungur abinin enfusçili ne ab Abdullah Yeğen abi de vardı, ne Hüsnü abi de vardı, ne Aytimur abi de. Ben yaşadığım insanı söylüyorum. Mesela Sait Özdemir abi de de yaşadım. Onla da İstanbul'da çok mesaimiz. Sungur abinin batın tarafına yetişilmiyor. Ama Hasan Feyzi abi o da yetişemiyor. Hepsi başka. Müddebirlikte, sefku idarede, sahiplilikte ve sadakatta, sırlarda zübera. İhlas demiş bitti kafayı ka karıştırma. Kim? Hulusi abi demiş bitmiş. Sıddıkiyet. Hafız Ali abi batıncıdır o. Bala da diyor ders okunurken besmele diyor alemlere dolaştım diyor. Bunlara mukademi yapıyorum yani Isınalım diyor. O alemlere diyor, büyük kainata, büyük saraya dolaştım diyor. Başım döndü, hata edemedim diyor. İndim aşağıya sanayiden çıktım. Sonra küçük bir saraya geldim. Gördüm bir saraya, baktım bir kapısı var. Nasıl açacağım bu kapısı? Ders yapıyor. Bu da oturuyor böyle, ders dinliyor. O bana hemen malzemeyi verdi diyor bana. Ve bu kapılar ancak besmele ile şey yapılır diyor. Hemen ondan aldım besmele. Açtım diyor, girdim içeri. Ben uydurmuyorum ha bunları. Ben senaryo yapsam uyduruyor derler yani bir sürü şeyler yapıyorlar yakıştırmaksız, yakışıksız yakıştırmalar yapıyorlar. Sanki ben söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra saat sayılır. Ayeti 10 vecihle Risale-i Nur'a işaret ettiği için biz dahi onu şöyle tarif ediyoruz. 10 vecihini de anlatacak. Ey Risale-i Nur birinci vecih senin Kur'an-ı Kerim'in nurlarından ve mucizelerinden geldiğine hakkın ilhamı hakkın dili olup onun emri ve onun izniyle yazıldığına ve yazdırıldığına artık şek şüphe yok. Bu yazdırıldı sorusunu bir ders yapmışız hatırlarsınız. Nurdersi.com'da var. Fakat acaba senin... Ha, o dersten sonra daha o soru gelmiyor. Yazdırıldı, yazdırıldı böyle başımızın etini yiyorlardı. E, Allah'ın emri ve kudreti olmadan <laughs> yaprak mı kıpır diyor bu eller. Tabii ki Allah yazdırılacak. Fakat acaba senin bir mislin daha yazılmış mıdır? Türkçe olarak telif ve tertip ve tanzim olunan müzeyen ve mükemmel fasih ve beli nusalarının şimdiye kadar bir eşi ve bir yoldaşı görülmüş müdür? Yüzündeki fesat. Fesat neydi abiler? Gaye ve maksada tam isabetli ifadeler, tanımlamalar. Ya o da ne demek? İçerisi dört vecih ile evvel, ahir, zahir ve batın o mevzu izah etmek. Fesat. Bunu lügata göremezsiniz. Bunu eklerseniz ee, sözlerde 25. sözde Kur'an'ın fesahat mucizesi var ya böyle. fesahatını anlatan o fesahata ok çık doktor çık fesahat ne demektir? Allah'ın yani kelam sahibinin murat ve gayesine evveluhu ahiruhu zahiruhu batınıhu cihetiyle bütünsel e, cevap vermek, ifade etmek. Fakat acaba senin bir mislin daha yazılmış mıdır? Türkçe olarak telif ve tertip ve tanzim olunan müzeyen ve mükemmel. Müzeyen yani e, fıtratına yakınlık derecesi fazla olan. Öyle süs değil yani müzeyen lügatı. Öyle süs yapan müzeyen değil. Yani münis geliyor dimana. Abu şerbet gibi. Müzeyen ve mükemmel. Fasih. Yani herkesin anlayacağı tarzda beli muktezey hale uygun e nusaların içinde bak beli nusaların şimdiye kadar bir eşi bir yoldaşı görülmüş müdür? Vallahi ben bilmiyorum. Ne okudun? Bak kütüphanemde o olan kitapların hemen hemen yüzde seksen doksan okumuşum. Bak okumuş ki yarısı yok. Yüzündeki fesat okumasam bu fesata bu lugat manayı veremem. Kelam sahibinin Kelamdaki muradına huvelevelu ve ve zahiru ve batın isimlerinin bütünselliğiyle yakınlık derecesi, Kuran'ın fesatı, 25. sözdeki Kuran'ın fesatı mucizesini anlatırken fesata lugat böyle bakarsan değil, bu şekilde bakacaksın. Yüzündeki fesat, sonra özündeki belagat. Ya nasıl gideyim çabuk çabuk? Belagatı bil. Muktezai hali uygun. Muktezai hal nedir? Ya kardeşim belagat muktezai hale mutabık söz ve fiil göstermek. Yani ona uygun davranmak veya söylemek. Ya herkese uygun insanın içsel yapısını yapılandırıyor Risale-i Nur. Ya heyecanlanıyorum ya. Yani tuhaf ya. Kaç seneden beri okuyorum ya. 78 bırak. 80 de. 80 ne yapar abiler? Şey için demiyorum ya. Yani. Nasıl ki değerlendirilirse denirse, enaniyet derlerse denirse. 80. 2022 ne yapar? 40 40 Vallahi ya her gün bir heyecan var bende Risale-i Nur'a. Çoğu tuhaf. Çünkü derse çalışıyorum. Geldim bak karşıdan. Hemen yüzümü aç şey yaptım. Abdestimi aldım. Tekrar yüzümü yıkadım. Gel oturdum hemen. Bu heyecan ya. Çocuk gibi çalışıyorum. Niye? Ya nasıl bir eser ya? Ben, ben de mezit arama. Benim meziyeti. Şimdi adam Risale-i Nur'a heyecanla çalışıyor ya. Sen ne diyorsun ki bunun meziti? Ya senin de bir eserin olsun da. Sen de bir kişiyi heyecanlandır hadi. Yani çalışana değil çalıştırana bak. Sen bir, bir takdir ediyorsun o da edebilirsen hurmaya, kilaza, mandalina. Ya onu yaratana. Ya kardeşim bizim heyecanımız zatımızdan değil. Nasıl bir eser? Hızır abi derdi ki bir tanesi geldi. Ya Kur'an beşer kelam olamaz mı falan. Şurada bu Kur'an'ı ya niye yazamazsın diyor. Böyle şey yapar. Ben de oradayım. Bakayım ne diyecek dedim ya. ya. sen de dedi. Herkes bir başka başka şekilde cevap verir ya. O da Hızır abi şöyle dedi sen de bir kitap yaz dedi adama. O kitaba can versinler, ömür versinler, hayatta felsefesi olsun, hayatta esaslar olsun, düstürleri, kaydeleri, kanunları her daim çıkarsın. Tuvaletini onla, yaşantısını onla, özel hayatını onla, uydu, uzayı onla, insanın isteği olan kabiri ve sonrasını onla. Sen de böyle bir kitap yap, biz de ona feda olalım ya dedi. Sen de yaz. Hem de 1400 sene önceki bir adamın kafasıyla değil. Sen daha zekisin. Daha fazla bilgin var. Daha fazla bir şeyin var. Malzemeler. Var. Hadi lan. Bekliyorum senden böyle bir kitap. Namertim dedi. Senin o kitaba hayatını vermezsem dedi. Gözümün önünde oluyor. Bak izaha bak. Lan yaz dedi. Sen de bir kitap yaz da dedi. Birisi çıksın o kitap uğruna kafasını kafasını, kellesini kılıcı uzatsın dedi. O kitaptan dolayı. Sen bir kitap yazacaksın. Millet kafasını kılıca uzatacak o kitaptan dolayı. Var mı böyle bir kitap? Hadi yaz dedi bekleyeceğim seni. Dedi. En büyük müridim ben olacağım dedi. Dinin olursa din ben, din, ben senin müridin olacağım dedi. Yüzündeki fesat. Fesat deyince beni heyecanlandırdı ya. Ve özündeki belagat. Özündeki belagat ne demek? Bu asrın ne derdi var abiler? Yazar mısın kağıda? Yazar mısın ne derdi var? Bu asırda şizofreniyiz, bipolar bozukluğu, şizofreniyiz bohran bunalım panik aile ve çöküntü kendimi hissetmiyorum ahiret var mı gidip de gelen var ne var yaz böyle diz bakalım hepsi külliyatta var ne demek bu o zaman özündeki belagat yani asın getirilerine mükni cevaplar ikna ve sendeki halavet başka eserlerde görülmüyor niye halavet halavet ne demek yani seni canlı tutan, canlı tutuyor, keyif veriyor, keyif veriyor, memnun oluyorsun, halin değiştiriyor. Bakayım ben masaya oturunca bakayım Allah ne verecek şimdi diye öyle çalışıyorum. En son cümlem ne? 127 lemalar. Çalışmasam diyebilir miyim? Desti kudreti ilahiyeden sudur eden irade, emir ve ilmi tazamun eden emri tekmini. İradeye çalışıyorum ya. Ulan bu ne biçim cümle lan? Bu ne biçim cümle ya? <laughs> Oynatacağım kafayı ya. Acayip ateş basıyor. Bu ne biçim cümle? İradeye çalışırken karşıma çıkan lemanlar 127. Bak desti, kudreti, ilahi ama dertlenirsen tabii. Risale-i Nur'un. Risale-i Nur'la kendini çözmek istersen. Risale-i Nur'u e, gözlük gibidir. Bunun gibi böyle. Bununla bak doktor buna bak abi. Gözlük gibidir. Risale-i Nur ne diyor bakarsan hiçbir hiç şey anlamazsın. Ne diyor diye. Risale-i Nur bize gözlük veriyor. Bak gözlük gibi taktım. Kur'an ne diyor? Allah ihtiyaç mıdır? Hakikaten ahiret var mı? Risale-i Nur'la biz Kur'an'a bakıyoruz. Risale-i Nur'la biz peygambere bakıyoruz. Risale-i Nur'la biz Allah'a bakıyoruz. Risale-i Nur'a Risale-i Nur için bakmıyoruz. Risale-i Nur'a Kur'an için bakıyoruz. Bir Risale-i Nur bize gözlük vermiş. Vallahi billahi Rabbim şahit olsun. Yalana şahit olursa kafir olurum. Allah'ım sen şahitsin. Ben bu kitaba doyamadım yani. Ehil ve erbabına malum olduğu üzere. Tabirleri görünce geçemiyorum da yani. Ama hızlı okuyayım. Ehil ve erbabına malum olduğu üzere. Ayatı beyinatı ilahiyenin türlü ile hikmet ve hakikat ve marifet marifet ilimlerini ve daha birçok rumuz ve esrar ve işaret ve ulumu arabiyeyi hamil olduğu gibi sen dahi birçok yücelikler sahife ve satırlarında hatta kelime ve harflerinde taleplerini hayret ve deşetlere düşüren beni biraz önce düşürdüğü gibi hayret ve deşetlere düşüren birçok esrar ve ledüniyat taşıyorsun. İşte, Evet. Um, u, ulumu Arabiye hamil olduğu gibi. Allah Allah. İşte bu hal senin bir mucizeyi Kur'an olduğunu ispat ediyor. Ediyor vallahi. Elçin ne? ne oldu? Ya bir dur hele ya. Kim anlar bunu? Ehil, erbab. Yani ehil bir de erbab. Erbab şu. Yani bunun dertliyle dertlenecek abiler. Bunu hastası olacaksın. He yok. Hasta değil. Hastası olacaksın. Risale'nin Kendini hasta olun. Kendini merak etmiyorsan Risale'nin değeri yok ki. Risale-i Nur'a kim emniyet verir? Kendine değer veren. Kendini tanımak isteyen. Risale-i Nur'un emniyeti kıymetini kim anlar diyor usta? 8. remize. Zamanı tanıyan. Zamanı bilmeyen Risale-i Nur'a değer veremez. Zamanı bilmiyor. Adam 500 sene sonra deccal bekliyor. <laughs> Risale'nin anlar mı bu? Nereden anlıyor? 500 sene sonra deccal bekliyor. Olan gelip ne yapacaktı zaten? Bak ehil ve erbabına malum olduğu üzere. Yani hissettikçe ona ona muhatap olup Furkan ondan beslenen adam da heyecan olur. Ne, ne, diyor bak ehil erbabına malum üzere. Ne olmuş? Ayatı beyinat -ı ilahiyenin. Bak ayatı beyinat -ı ilahiyenin türlü kıraat ile en az 10 çeşit bir kere okuma şeyi var. İki tane de ravisi var. Kıraat imamı 30 tane en az. Bak. Işte. Kıraatı acayip. Harflerin rumuzu acayip. Harflerin tabiatı acayip. Manaya girmedim ha. Dizilişi garay. Ha neyse ya. Tülü kıraat ile hikmet. Kur'an'da bahsediyorum. Kur'an. Hikmet ve hakikat ve marifet ilimlerini. Risale-i Nurhami. Marifet nedir abi? Hadi bakalım. Marifet ne demek? Evet harika. Ne yapar peki? Marifetullah lügatı ne demek? Alabilmek. Ama yani varlığını bilmenin gayrisidir demiş Muhyiddin Arabi. Nerede geçiyordu? Allah'ı bilmek, Allah'ı bilmek nesi değildir? Abiler, Allah'ı bil, bilmek değil. Yani marifetullah ikliminde yani dimanı, gir içeriye vicdanını, kalbini, ruhunu Kur'an'a muhatap etmek, edebilmek için Risale-i Nur'u okuyoruz. Oradan gelen cevaplarla bütün hepsi mesela su alıyorsun bütün organlara gidiyor ya tırnağa da göze de bir su. İşte Kur'an'ın ayetlerinin içeri Kur'an'ın ayetlerinin içerisine hakikat var. Yani esma ilahileri anlatıyor. Mesela Rahman, Rahim, Kerim, Ad ve Sair, Fert, Kayyum, Hakem. Ama onların içerisindeki e, bak bir esmada, bir esmada akla ilim, vicdana his, kalbe duygu, ruha latife vererek o ne olur? marifet iklimlerinde, ilimlerinde insan bütünleniyor. Marifetullah sahibi oluyor. Allah'ı aklan, kalben, vicdanen, ruhen biliyor, tanıyor. Ama öyle Allah'ı bilmek şekli değil böyle, hissi. Mesela his. Mesela sevgilisine bağlanıp kendi hayatını bile ortadan kaldıran intihar edebilecek kadar his var ya. Şimdi bunun sahibi olan Allah'a aşk olsa ne olur? Değil mi? Bak, hikmet, hakikat, marifet ilimlerini ve daha birçok rumuz, esrar esrar var ya bize, esrar içiyorlar ya hakikat sarhoşluğuna vesile olan, esrar sırlar ama, içen meşk olur, kendinden geçer metsup olur, ama zahirde ne derler <laughs> metsup ya rumuz, esrar işaret, işaret ses de bir işaret <laughs> koku da bir işaret tat da bir işaret dokunmak değil. O seviyeye getiriyor işaret Risale-i Nur seni. Allah'a böyle hissedip, mahsedip, sevk ediyor. Allah çocuk anasını Emel gibi Risale-i Nur'a hikmet, hakikat, marifet sahibi olan insanlar haşa yüz bin defa haşa ya Rab affet niyetime göre muamele et. Çocuk anasını Emel gibi Rabbinden zevk almaya başlar. Allah'tan zevk almaya başlar. Allah'tan zevk almaya başlar. Allah'tan zevk almaya başlar. Anladın Allah'tan, Allah'tan beslenir. Ve Ulum-u Arabiye'ye hamil olduğu gibi yani Arap e, lisanında ve bu Kur'an ortaya çıktığı gibi sen de birçok yücelikler sahife ve satırlarında yani Kur'an'ın dizilişinde, nazm-ı manisinde olduğu gibi senin de sayfelerinde, satırlarında hatta kelime ve haflerinde vallahi ya Rabbi ben buna şahidim. Yani imani sonundaki i'nin takkesi var. Sonunda kafa sonunda i'nin noktası var. Vallahi dağlar kadar fark var. Mesela imani i çekiyor mu? Yani imani deyince imanın ne olduğunu söylüyor hariç. İmani sende ne olmuş? Hani Risale-i Nur'un mubala ediyor. Harflerinde vesaire sırlar var. Ne harfi? Harekesinde Takke koydun, nokta koydun. Farklı. Gel de tercüme et ha. Şey sadeleştir. İmani ve Kur'ani. iyi çekiyor. Takke koyacaksın oraya. Nokta koyamazsın. Bak ne kadar fark var. İmani noktalı. Yani haricimizde iman nedir? Allah'ın e, nurundan, zatı nurundan mümin kulunun irade-i cüzyesine sa sarfından sonra e, kulunu koydu, kula koyduğu verdiği nedir? Nurdur. Ha. İmani eğer o sonundakinin üzerine takya koyarsan bu se tam da o ne oldu bende? Sahiplilik mensubiyet getiriyor. Senin harfler işin işini düşünün. Hatta kelime ve harflerinde tale, talebelerini hayret ve deşetlere düşüren birçok esrar ve ledünya taşıyorsun. Pe başta kendisi ee, aldım dersimi Kabu Kavseyn'den el aman demiş. Usta Hasan Feyzi abi dersini Risale-i Nur'un böyle gözlük taktı böyle gözlük böyle dersini şeyden alıyor Kabu Kavseyn'den. Öyle diyor Usta abi. Dersimi aldım Kabu Kavseyn'den el aman. Çıkartmış ruh yani. Doktor biz sürünüyoruz dünyada. Adamlar kabuk kalp gitmiş ders alıyorlar. Rabbini Rabbine soruyor. Hepten durumumuz iyi değil. Ledunat deyince ne? Lugatını söyleyin hadi. Ledun. Kesbi ile değil. Matap oluyorsun. Olduktan sonra Allah sana has. Herkese has. Özelliğini veriyor. Allah'ın. Allah'a göre herkes özeldir. O özelliğini sen hissediyorsun. Sen Allahça özelsin. Senin sen Allah özelsin. Sen de, sen de, sen de, sen de, ben de. Allahça herkes özel. O özelliğini sana hissettiriyor. Allah için ben özelim. Ben de özelim, sen de özelsin. Ama benim özelliğim seninkisine benzemiyor. Nereden bilmiyorum. Şahit değilim seninkisine. Ama ben Rabbime şahitim. Sana ne getiriyor? Ben şahidim Rabbime. Vallahi o da duyuyor şu anda, görüyor. Ya Rabbi seni ilmen, hissen, kalben ben senin, senin sırlarına şahidim. Şahit. Ledun yani. Kesbi muhatap oluyoruz. Sonra kesbe Allah'ın verdiği cevap. Leduni. Yani vehbi. Akrabiyetin inkişafı demek. Kurbiyet. Ustatça misal vereyim. Güneş bize 150 milyon kilometre uzakta. Biz güneşe yaklaşmak, karip olmak. Ke. Kurbiyet. Ben güneşe yakınım ama o güneş ışınları ışınlarıyla yani fotonları ile. Yani bizim tabirle ziya. Güneş bizim vir, vurup çıkmıyor mu tek taraftan? Ucudumuzu ısıtıyor. Biz ona 150 milyon kilometre uzakken o nuruyla, ziyasıyla bize bizden daha yakın. O güneş bize akreptir, akrebiyettir. Biz ona kurbiyettir. Biz ona uzaz ama o bize bizden daha yakın. Leduni ilmi akrebiyet ilahiyenin inkişafıdır. Akrebet ilahin kışafı ne demektir? Allah'ın senin dimağda, vicdanında, kalbinde ve ruhunda e, özel oluşunun inkışafılı. Veya aklen olur özel, illa hissi değil. Bunlardan bir tanesiyle veya dördüğünün dördüyle de hissetmek. Akrebiyeti hisseder. Yani kurbiyetiyle, senin gayretinle Allah'ın verdiği cevaptır sana. Akrebet ilahinin inkişafı yani kısacası. Bir daha ledun ilmi ne Kurbiyetle, gayretle insan güneşe yaklaşma gayreti kurbiyettir. Ama güneşin bize verdiği cevap madem benim yolumda mısın? Ben de sana kurbiyetine yakınlığı, yakın olmama gayret ediyorsun. Ben de sana senden daha yakınım. Isı, ışık, renk nurlarla ben seni hemen kuşatacağım. Güneş bizden daha yakın. V vücudumuzun organı, karaciğerimizi de değil mi? oraya kadar giriyor. Ha, o nedir? Kurbiyeti ilahiye gayretiyle akrebiyeti ilahiyenin bizdeki inkişafı. Le dünyat. Daha şey yapmak istersen bizdeki inkişafının e, soğan kabuğu gibi hep kullanırım. E, bizdeki inkişafı ne demek? Dima'da da e, ilim, vicdanda his, de duygu, ruhta latifelerin. Ya bir tanesi veya iki tanesi veya bütünlüğünün inkişafı. Sendeki aktifliği, ve dünyat. Yani akrebiyet ilahinin inkişafı. Yani muhatab ilahi olmak. Her şeyi. Ne nazar edersen. Artık o gözüküyor. Olursan, her şeyin arkasına geçip. Evet. Onu görüyorsun. Hikmetini, görüyorsun. Mesela. Hikmetini, hakikatini ve marifetini seyrediyorsun. Üç tane yukarıda dedi ya. Hikmetini, hakikatini, marifetini görüyorsun. Artık kabir mabir kalmıyor ki senin nazarında. Kabirmiş, ölümmüş. Sureti, sureti zahiride kalıyor. Usta öyle diyor. sureti zahiride de siyah, e, siyah korkunç çarşafı diyor. Mevt için diyor. 232 lemalarda. E, zahirde siyah çarşaf gibi. E, çarşafı kim giyer? Güzeller giyer. Erkekler giymez. Biz takoz gibi adamız. Ama çarşafı giyen Güzel. Niye giymiş? Güzel olduğu için. Ha, e, kabir için ne diyor ustat? Meft, meft için ne diyor? Siyah çarşafı diyor. Niçin? Arkası güzeldi ondan. O tabiri kullanmış. Ölümü nasıl sevdirmiş Risale-i <laughs> Ölümü nasıl sevdirmiş? Şu paragrafı da okuyayım. Karşıya geçmeyeceğiz, tamam Öyle yazılmış, öyle dizilmiş ki insanın baktıkça bakacağım, okudukça oku, okuyacağı geliyor. Allah Allah. Öyle yazılmış ve öyle dizilmiş ki insan insanı baktıkça bakacağı, okudukça okuyacağı geliyor. En ali. Bak görüyor musun? Ali ikisi de çıkıyor. Ya Ali yasak olmaz işte. Yani en Ali. Diyeceksin ki bunu da mı izah edeceksin? Ali bizim kesbimizde olacak şey olmayan ilim, yüksek ilim, A çekmesi. E, İyi'nin de üzerine takya koyması seni nasıl yapmış? Sana nasıl tesir etmiş? En Ali. Bir ta taleben senden feiz ile feyiz ve ilim ve irfan aşkı aldığı gibi en avam bir taleben de yine senden ders duygusunu alıyor. Yani derse bugün cumartesi olacak ya. Her türlü insan var. Cami imamı da var. Biliyorsunuz geliyor komşu. Kar sağ olsun. Nur tabi vakıflar da geliyor. Şurada geliyor. Bu da geliyor. Risan dersi yani genel anlamak için söylüyorum. Yani sen öyle en ali bir taleben senden yani tarikat şeyhi kendisi şeyhti dergahı vardı halifeydi en ali taleben senden feyiz ve ilim ve irfan aşkı aldığı gibi en avam bir taleben de yine senden ders duygusunu alıyor. Sen ne büyük bir eser ne tatlı bir kefsersin yahu. Yani nereye hizmet ettiğimizi ustad demiş ki Zübeyir abilere, abiler vardı onlardan duydum. Dedi ki e siz dedi e bilerek hizmet ediyorsunuz. Ben bilmeyerek istihdam edildim. Siz bilerek istihdam olunuyorsunuz. Nereye hizmet, kime, nereye, ne, ne ha kime hizmet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Tabi alemin kayıp açılsa. Zahirde mesela ustad, büyük adam. Ve en azından bizim Hüsnü sanımızda ustad Mehdi Ali Resul, Mehdi Azam. Aslın son şeyi. Yani böyle ama fikir ver. Hiç ne kadar inkişaf ederse o kadar sahiplilik olur. Nereye hizmet ettiğimiz Mehmet bilmiyoruz ki. Vay be. Bilmiyoruz Mehmet. Tevazu etmiyorum da ben bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa Allah başka bir şeydir. Allah çok hoştur. En iyisi Allah biliyor. O demiş, değil mi? He? O zat benim dedi. Keşke sonra demiş ki sonra keşke ben olsaydım. Ama son mektubunda en son mektubu hatırladım. En son mektubu o. 283. mektup 256 mı ne? Bir mektup var. Ahir zamanda ee, o diyor ki ilim, marifet, hakikat, hikmet. Cemi Kur'an'ın icazı manevisine mazar öyle bir zat gelecek ki eserleri şimdi kadar emsali buku bulmamış diyecek. Keşke o zat ben olsaydım. O diyor? O o insan değildir diyor. Risale-i Nur'dur diyor. He? Adam değil. Adam değil diyor. Belki Risale-i Nur'dur. Belki Risale-i Nur'dur. Hı ya. İmam Rabbani Mujaddidi Elfesani İmam Rabbani. Vay be. Halbuki bu değil mi? ya. Var zaten Matbati ı diye yazıyor. Risalede de var. He? Edemiyorlar. Yani mesela iki kişi edemiyorlar. mi? Ee, yok. Hadi söyleyin. Bir İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni. Gazali felsefede de inkar edemiyorlar. Bir de Geylani'yi. Bunu kim biliyor musun? Kafirler de diyor ki biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz. Ama Geylani şey tek bir kişi için söylüyor. Biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Rabiler İmam-ı Rabbani, i̇mam Gazali ve şey Geylan Hazretleri inkar edemiyorlar. Ve ahirde vahum enin hamdulillah Rabbil alemin el-Fatiha.